Önerge üzerinde söz isteyen Denizli Milletvekili Kazım Arslan. Buyurun Sayın Arslan. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Öncelikle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 497 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanunun 25 ek 2 maddesinde vermiş olduğumuz önerge üzerine Cumhuriyet Halk Partisi'nin adına söz almış bulunmaktayım. Değerli arkadaşlarım, özellikle bu düzenlemenin genel anlamda değerlendirdiğimizde çok önemli yenilikler getirdiğini hepimiz biliyoruz. Ama bunun yanı sıra özellikle müftülüklere nikah yetkisinin verilmesi toplumu tedirgin eden, rahatsız eden bir konu olduğunu belirtmek istiyorum. Bu konuyu dün tartıştık, maddede geçti. Ama ne olur bu konunun tekrar değerlendirilmesinde ve özellikle bu maddenin hem anayasamıza hem de medeni kanunumuza aykırı olması sebebiyle her an için Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilebileceğini düşünmenizde fayda var diye belirtmek istiyorum. Değerli arkadaşlarım, şimdi bu ek madde ile dış temsilciliklerimizde nüfus memurlarının görevlendirilmesiyle ilgili bir değişiklik öneriyor. Elbette ki olumlu. Çünkü esas olan dış temsilciliklerimizde orada çalışan yabancı vatandaşlarımızın nüfusla ilgili işlemlerin yürütülmesi, aynı zamanda evlilik işlemlerinde hızlandırılması açısından böyle bir düzenlemenin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Ancak bu düzenlemenin bir eksik yanı var. Yani gerekirse orada sicil altına, kayıt altına alınabilir demek, kayıtlar arasındaki uyumsuzluğu ve merkezi kayıt sistemini alt üst edecek böyle bir düzenlemenin kesinlikle yerinde olmadığını belirtmek istiyorum. O nedenle maddenin bu kısmının çıkartılarak bu değişikliğin yapılmasında fayda olacağını özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü eğer bu temsilciliklerimizde, birçok dünya ülkesinde temsilciliklerimiz var, her bir temsilcilikte açılacak yeni bir kayıt sistemi merkezi kayıt sistemimizi yerine göre uyuşmayacak, yerine göre de birçok karışıklıklara da sebebiyet verecektir. Şimdi değerli arkadaşlarım, tabii madde üzerinde konuşacak çok fazla söyleyecek bir sözümüz yok. Ancak özellikle Sayın Bakan'dan son zamanlarda bir göçmen ülkesi durumuna gelen Türkiye'nin hem ekonomik anlamda hem sosyal anlamda hem de toplumsal anlamda birçok kargaşayı ortaya çıkaran bu yabancılarla ilgili uygulamakta olduğu vatandaşlığa kabul konusunun gerçekten çok dikkat edilerek yapılmasının faydalı olacağını düşünüyorum. Birçok yabancı var, başta Suriyeliler olmak üzere. Bu Suriyelilerin dışında Afrika'dan gelenler var, Afganistan'dan gelen var, Irak'tan gelen var, İran'dan gelen var. Değerli arkadaşlarım, bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bu kadar göçmeni sırtımızda taşımamız imkanı kesinlikle yoktur. Bunu sadece ekonomik anlamda değil, sosyal anlamda da, toplumsal anlamda da entegre etmemizde de çok büyük sıkıntılar yaşayacağımızı belirtmek istiyorum. Değerli arkadaşlarım, şimdi özellikle son zamanlarda polis alımları yapılıyor. Sayın Bakan'dan ricamız, bu polis alımlarında siyasi tercihler yapılmadan yapılmasının çok büyük fayda sağlayacağını ve vatandaşlar arasında hem eşitlik hem de adaletli bir uygulamanın yapılması noktasında titizlik göstermenizi özellikle istirham ediyorum. Sayın Bakan, bu konularda birçok şikayetler vardır. Ne olur vatandaşlar arasında ayrım yapmadan polis teşkilatına alınacak emniyet mensubu arkadaşlarımız arasında ayrım yapmayınız. Bir başka sıkıntı da özellikle Atatürkçü, Cumhuriyetçi birçok kardeşlerimiz var emniyet mensubu. Bunlar FETÖ soruşturması sebebiyet gösterilerek açığa alınmış durumda. Ama bu arkadaşlarımızla ilgili soruşturmalar maalesef yapılmıyor. Öyle bekletiliyor.
Peki suçu varsa bir an önce soruşturmasının yapılıp yargıya teslim edilmesi, hakkında bağımsız mahkemelerce karar verilmesi gerekirken veyahut da suçluysa tamamen ihraç edilmesi gerekirken bunların da bekletilmiş olması çok büyük haksızlıklara neden olmaktadır. Bunları da belirtmek istiyorum. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.